Hoş geldiniz. Borsa İstanbul olarak bu güzel bahar gününde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. İnşallah önümüzdeki 2-3 saat içerisinde çok değişik şeyler duyacağız beraberce. Akıllarımızı zorlayacak. Önümüzdeki 5-10 sene boyunca finans dünyasının değişik açılardan görmeye çalışacağız. Halil Bey, böyle bir organizasyon yaptığı için öncelikle teşekkür etmek istiyorum, sağ olsunlar. Böyle bir teklifte bulunduğunda biz de Borsa İstanbul olarak böyle şeyleri her zaman destekliyoruz. Bundan sonra da desteklemek isteriz dedik. Bundan sonra bu tür aktiviteler yapmak istediğinizde hani sadece Halil Bey değil, bu konuyla ilgili bütün teklifleri açığız. Dolayısıyla özellikle teknolojik alanda borsamız çok değişti. Değişmeye de devam ediyor. Dolayısıyla biz de bunun bir parçası olmak istiyoruz. Şimdi ben size birazcık daha farklı açılardan, özellikle Borsa İstanbul ekseninde bir tarihi yolculuğa belki çıkaracağım. Bizim borsacılık dünyasının ve Borsa İstanbul'un geçirdiği aşamalarla ilgili birkaç bilgileri paylaşacağım. Daha sonrasında da borsacılığın geleceğiyle ilgili de ipuçlarını beraberce değerlendirmeye çalışacağız. Şimdi öncelikle teknoloji, inovasyon ve finansla ilgili birkaç cümle etmek istiyorum. Şöyle bir baktığımda yaş ortalamamız işte 35 ile 45 arasında değişiyor. Daha genç arkadaşlar da var muhakkak ama geçtiğimiz 20 yıl, hani 90'lı yılların başından itibaren teknolojik olarak çok büyük bir değişimin içerisine girdik. Ve bunu hepimiz yaşadık. İşte internet gelişti, network gelişti, telekomünikasyon teknolojileri gelişti derken bayağı bir hızlı değişim, dönüşüm süreci geçirdik. Bu süreç içerisinde internet teknolojilerinin gelişmesi ve sosyal ağlar zaten çokça konuşulan bir konu. Bugünümüzün konusu da değil ama ister istemez hayatımızı etkiliyor. Özellikle mevduat bankacılığı işiyle uğraşan arkadaşları bu konuda zannediyorum başka sunumlarda, konuşmalarda da detaylara girecekler. Ben sadece hani bu hayatımızı gerçekten değiştiriyor demek için bu slayda koydum. Bu neyi getiriyor? Yeni müşterilere erişim için sizin de böyle sürekli yeni fikirler peşinde olmanızı, süreçlerinizi değiştirmenizi gerektiriyor. Tabii ki teknolojinin gelişmesiyle beraber finansal faaliyetler de kolaylaşıyor. Geçenlerde Yapı Kredi Bankası'nın CIO'su bir sunum yapmıştı. Yani böyle herkes neredeyse özellikle bizim teknolojide, ya bizim sektörde çalışan veya odanın içindeki birçok kişi ya yatarken ya sabah kalktığımızda elimizde ya iPhone ya iPad böyle e-maillerimizi ve finansal durumumuzu çekiyoruzdur herhalde. Dolayısıyla da faaliyetler kolaylaştı ve hayatımızın her safhasına girdi. Şimdi internet bankacılığını buraya şunun için koydum. Daha önce çalıştığım bir bankada alternatif dağıtım kanalları ile ilgili birimleri yönetmiştim. Şöyle ilginç bir istatistik var. Hani bu da yine paradigma değişimlerini gösterme açısından çok önemli. Bir işlemin, mevduat bankacılığındaki bir işlemin bankaya maliyeti kanallara göre, yani yapılan kanala göre çok değişiyor. Örnek olarak EFT işlemi diyelim. Bir EFT işlemini siz şubeden yaparsanız, yani ya da müşteri gelip şubeden talep ederse bankaya maliyeti yaklaşık 1 dolar 99 sent. Belki rakamlar ufak tefek değişiklikler olmuş ama o günkü istatistik bu şekildeydi. 99 sent. Siz bunu bir ATM'den yaparsanız 33 sent. İşte çağrı merkezinden yaparsanız 27 sent. İnternet bankacılığından yaparsanız 1 sent. Yani böyle çok büyük bir scale farklılığı var. Öyle olunca da bankalar ya da finans kurumları diyelim doğal olarak operasyonel işlerini mümkün olduğunca teknolojik kanallara kaydırmaya başladılar. Hatta bu bir süre sonra acaba şubeler kapanacak mı ya kadar giden çılgın bir düşünceydi ama sonradan anlaşıldı ki şubelerin başka fonksiyonu var. Onun için de biliyorsunuz hala Türkiye'deki mevduat bankaları çok hızlı bir şekilde şubeleşmeye devam ediyorlar. Ama teknolojinin de hayatımızı internet bankacılığı kanalıyla kolaylaştırdığı bir gerçek. Borsaya uzaktan erişim, birazdan daha detaylara gireceğim.
Bilenleriniz vardır. Borsamız 2002 yılındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Uzaktan erişim ağı üzerinde, Wideria Network üzerinden emir kabul etmeye başladı. Ve bu gerçekten hani borsacılık dünyasında bir değişim oldu. Bizim borsamız için de bir değişim oldu. Birazdan detaylara gireceğim için ama şimdilik kısa tutuyorum. Tabii bir de her şey artılarıyla eksileriyle beraber geliyor. Bu kadar hızlı, bu kadar her yerde internet bağlantısı ve bilgiye erişim olunca siber güvenlik de hayatımızdaki büyük deal etmemiz gereken, ilgilenmemiz gereken problemlerden birisi olarak karşımıza çıktı. Ve biliyorsunuz bununla ilgili de giderek aslında daha da yoğun hayatımıza özellikle IT ile uğraşan, bilgi işlemle uğraşan insanların, sektörlerin, bölümlerin hayatına girmeye başladı. Meraktan soruyorum, kurumunda DDoS eteği yaşayan kimler? Tarih ve detay vermek zorunda değilsiniz. Şöyle bir istatistik yaparsak, DDoS atağı yaşayan, yani hemen hemen birçok el görüyorum. Bu tabii ki en aslında masum şeylerden, saldırılardan bir tanesi. Siber güvenlik konusu da hayatımızdaki diğer değişikliklerden birisi ve bununla ilgili bayağı yatırımlar yapıyoruz, bayağı değişimler yapıyoruz. Buradan sizi kısaca İstanbul Finans Merkezi ve Borsa ile ilgili hemen birkaç bilgi paylaşmak istiyorum. Diyeceksiniz bu sunum finans merkezi sunumu değil ama biliyorsunuz bu da bizim hayatımızdaki en büyük hedeflerden birisi diyelim. İstanbul'u bir finans merkezi haline getirmek istiyoruz. Burada birkaç daha önce başka farklı sunumlarda da söylediğim birkaç şeyi paylaşmak istiyorum. Finans deyince genelde aklımıza mevduat bankacılığı geliyor. Ama aslında finansın 3 ana bacağı var diyorum ben hep. Bir tanesi mevduat bankacılığı, doğru. Ve Türkiye'mizde bunlarla ilgili çok güzel şeyler yapıldı, yapılıyor. Teknolojiyi de en hızlı kullanan ve adapte eden sektör mevduat bankacılığı. Ama finansın bir diğer iki bacağı daha var. Bir tanesi sigorta sektörü. O da başlı başına bir kendi teknolojileri olan, kendi süreçleri olan sektör. Üçüncü bacağı da sermaye piyasaları. Biz Borsa İstanbul olarak da sermaye piyasalarının göbeğindeyiz. Onun için de İstanbul'u bir finans merkezi haline getirecek isek sermaye piyasaları bacağının da aynı hızda ve aynı oranda büyümesi lazım. Biz de yaklaşık 2 senedir, 2-2,5 senedir sermaye piyasalarındaki büyük bir değişim, dönüşüm de aslında bu İstanbul'u finans merkezi yapmanın başka bir bacağı olarak görülebilir. Tabii ki biz borsa olarak bir finans merkezi oluşumuna nasıl katkıda bulunacağız diye sorarsanız, küresel yatırımcıların borsamıza erişimini kolaylaştırmak, bunun tabii teknolojik yönü de var. İşte mevzuat, hukuki, vergisel yönleri de var. Dediğim gibi o ayrı bir sunumun konusu. Erişilebilir olmamız lazım, güvenilir olmamız lazım, hızlı olmamız lazım. Bu zaten Halil Bey'in açılış konuşmasında söylediği iki prensipten birini yakalıyor. Demek ki benzeri şeyleri düşünüyormuşuz. Düşük maliyetli olması lazım. Tabii ki avantajlı olması lazım. Borsa İstanbul'la ilgili küçük bir istatistik verirsek günlük pay piyasasında 1.8 milyar dolarlık hisse senedi el değiştiriyor. Borçlanma araçları tahvil ve bono piyasamızda ise 15 milyar dolarlık bir işlem hacmimiz var. Yine dediğim gibi bu sadece fikir vermesi açısından detaylara çok fazla girmeyeyim. O başka bir sunumun konusu. Bu şartlarda dünyanın en likit borsalarından birisiyiz aslında. Hani ilk 10'a girmesek bile herhalde ilk 20'ye gireriz diye düşünüyorum. Bunlar da bizim için tabii artı şeyler. Şimdi tekrar teknoloji alanına girersek biz Borsa İstanbul bilişim teknolojileri olarak kendimize bir vizyon çizdik. Bununla ilgili hemen kısaca birkaç prensibimizi belirleyelim. Teknolojinin sürdürülebilirliği ve kendi teknolojilerini yetiştirebilen kadroların olması. Biz aslında bunu başardık. Yani kendi teknolojimiz, şu anda kullandığımız 4 tane piyasa işlem sistemimiz var. Bunların bir tanesi 94 yılında hayata geçirilmiş, Stratus üzerinde çalışan bir platform ve bunun kaynak kodları full bizde. İstediğimiz gibi değiştirebiliyoruz ama 90'lardan kalan bir mimari. Dolayısıyla bizi belli noktaların ötesine taşımıyor. Teknoloji transferine açığız, yani borsacılıktaki olan teknolojik gelişmeleri, dünyanın diğer yerlerde olan teknolojik gelişmeleri mümkün olduğunca ülkemize getirmek istiyoruz, getirmek için çalışıyoruz. Tabii ki ürün geliştirme ve piyasa erişimlerinde
desteklemek için biz bilişim teknolojileri bölümü olarak elimizden geleni yapıyoruz. Yani vizyon olarak bunları çizdik. Aslında buna geçmeden önce şuradan asıl anlatmak istediğim ve tarihsel borsacılığın tarihçesi diye bahsetmek istediğim slide bu. Bunun üzerinde birkaç dakika harcayalım. Şimdi biliyorsunuz aslında bir tane resim vardı ama onu herhalde koymayı unutmuşum. Borsa deyince herkesin aklına özellikle işte 2000'lerden önce böyle bir kalabalık insanlar öyle bir arada işte bizde tahta vardı. Aşağıda bir seans salonunu gezdiyseniz görmüşsünüzdür. Tahtaların başında insanlar böyle bağıran, çağıran, özellikle de bazı borsalarda bir de el kol hareketi yapıyorlar. Şöyle işte aldım, sattım falan gibilerinden. İnsanların aklına dediğim gibi 2000'lere kadar borsa deyince öyle bir ortam gelirdi. Fakat bu zamanla değişmeye başladı. Ve tabii ki bunun en büyük enabler'ı diyelim teknoloji. 90'ların ortalarında dünya borsalarının hemen hemen hepsinde bir otomasyon, bir elektronik ortama geçiş trendi başladı. Biz de az önce bahsettiğim gibi işte 94'te ilk otomasyon sistemimizi kurduk pay piyasalarında, hisse senedi piyasalarında. Daha sonra 90'ların sonuna doğru bu teknolojinin ilerlemesi, telekomünikasyon teknolojisinin ilerlemesi, hatların hızlarının ilerlemesiyle beraber yavaş yavaş paradigma değişmeye başladı. Nasıl değişmeye başladı? ECN, Electronic Communication Network adı altında farklı borsa işlem sistemleri devreye girmeye başladı. Yani borsacılık biliyorsunuzdur, herkesin gerçi bildiği hisse senedi ya da işte değişik finansal enstrüman alım-satım ortamı bunu işletmektir ama aslında borsacılığın temeli kotasyondan geçer. Yani kendi menkul değerini, hisse senedini veya tahvil bonosunu ihraç etmek isteyen firma, ihraççı firma, borsaya gelir ve hisse senedi ihraç etmek istediğini beyan eder ve bir süreçten geçer. Ve işte mali tablolarını getirir, projeksiyonlarını getirir. Yani gerçekten karlı bir firma olduğuna yatırımcıları ikna etmek için ne gerekiyorsa yapar. Bunun adı kotasyon. Borsaların en ana işlevi öncelikle aslında kotasyon. Sonrasında da ikinci piyasadaki işlem sistemlerini ayakta tutmak. Bu ECN ve borsa işlem sistemleri sadece ikinci kısımda işleyen traditional borsalarından ayrı şirketler kurulmaya başladı Amerika'da. İşte ECN deyince Instinet benim ilk aklıma gelenlerden. Alternative Trading System diye de isimlendiriliyor. Bunların etkisi ne oldu? Bunların etkisi şu oldu. Sizin bir hisse senedini, tabii bunların çoğu Amerika Birleşik Devletleri'nde başlıyor. Sonrasında işte Avrupa'daki gelişmiş devletler, sonra da dünyanın diğer borsalarına ve piyasalarına yayılıyor. Sizin bir hisse senedini alıp satabileceğiniz birden çok ortam olmaya başladı. Ve bu ortamlar artık bilgisayar ortamında yapılmaya başlandı. Onun için hani sizin serverınızın fiziksel olarak bir seans salonunda olması gerekmiyor. Dolayısıyla elektronik olarak ulaşılabilen, telekomünikasyon ağlarının çok kuvvetli olduğu herhangi bir yerde bu sistemi kurabilecek hale geldiniz. 98-2000'li yıllarda bunların sayısı artmaya başladı ve ilginç bir şekilde dediğim gibi çok farklı şeyler oldu. Ve bugün itibarıyla hani istatistik vermek istersek, ya Amerika Birleşik Devletleri'nde bir hisse senedini özellikle aktif olan işte Google'dır, Facebook'tur, Twitter'dır vesaire gibi trade edebileceğiniz, alıp satabileceğiniz 42 tane yer var. Yani 42 farklı sistem var. Bunların hepsi borsa değil. Bunların herhalde adında borsa geçen herhalde 8-9 tane, bilemediğiniz 10 tane var. Ama geri kalanlarının hepsi trading venue haline geldi. Bu kesinlikle bir paradigma değişikliğiydi. Bunun bir şeyi, yansıması piyasalarda fragmentasyon olmaya başladı. Yani sizin bir alım satım yapabilmeniz için, hatta regülasyon da bunu takip etti. Paralel olmasa bile biraz geriden takip etti ve özellikle de küçük yatırımcıları korumak açısından kurallar çıkarıldı. Dendi ki siz ey aracı kurumlar, alım satım yapacağınız zaman bu trading venue'lerin hepsine bakmak zorundasınız. Ve küçük, özellikle de küçük yatırımcıysa en iyi price'ı, en iyi fiyatı veren yerden alım satımı yapmak zorundasınız gibi kurallar çıkmaya başladı. Bunun sonucu olarak da smart router denilebilecek, bu
değişik execution management denilebilecek trading'in bir önünde bir katmanlar oluşmaya başladı. Yani siz emri gönderiyorsunuz, o katmanlar bakıyor ve bu emri en iyi best execution price deniyor ona. En iyi fiyatı şu veniden alabilirsiniz deyip oraya emri gönderiyor. Hatta onun bir üst seviyesi, emriniz büyükse, atıyorum mesela 500 bin adet IBM'in hissesini alacaksanız onun hepsini bir yere de göndermiyor. Zaten göndermesi de mantıklı değil çünkü fiyat bir anda sizin aleyhinize işler. O 500 bini parçalayıp bölmeye başladı. İşte 1000'ini bir yere gönderiyor, 5000'ini bir yere gönderiyor, 3000'ini bir yere gönderiyor. Ama bunun tabii ki işlemi zaman alıyor. Bunun için bu piyasa fragmentasyonu ve algoritmik tradingler yavaş yavaş gelişmeye başladı. Yani sizin elinizde büyük bir emriniz var. Bu emri piyasa fiyatlarını değiştirmeden nasıl işleyebilirsiniz diye artık bilgisayarla bunu otomatik olarak belli algoritmalar dahilinde yapılmaya başlandı. Daha sonrasında dark pool diye bir konsept çıkmaya başladı. Burada da yine fiyatlar biliyorsunuz borsaların ya da bu trading venue'lerin kendilerine gelen emri işledikten sonra o emri yayma sorumlulukları var. Yani siz market data vending, veri yayın sistemine, bu hani Bloomberg, Reuters, televizyonlarda alttan geçer ya ticker, işte onun adı veri yayını. Borsalarda siz işlemi yaptıktan sonra onu olabildiğince hızlı, real time yaymanız lazım. Onu yaymadığımız zaman hatta bizim hani borsa olarak bir kuralımız var. Bir 10-15 dakika veri yayın sistemi kapalıysa trading'i kapatma zorunluluğumuz var. Çünkü insanları karanlıkta bırakmış oluyorsunuz. Dış dünyadaki insanlar price'ların, fiyatların nasıl oluştuğunu bilmediği için mecburen öyle bir kural getirilmiş. Bu dark pool'larda bunu aksine çalıştırmaya başladılar. Yani özellikle o büyük emirlerin küçük küçük execute edilirken piyasaya verilmesin diye sen bana emri gönder, ben işte belli aralıklarla diyelim ki saatte bir auction yapayım, ihale yapayım ve onun içerisinde match edip ondan sonra yayınlayayım türü sistemler ve algoritmalar gelişmeye başladı. Bu da yeni yeni iş alanları, yeni yeni şirketler, yeni yeni business modelleri ve tabii hepsi beraber teknolojiyle geliyor. Çünkü bunların arkasında gerçekten çok büyük teknolojik, programsal, yazılımsal alt yatırımlar gerektiriyor. Daha sonra bir hız yarışına başladı borsacılık dünyası. Low latency network dediğimiz, işte ben şu data center'dan bu data center'a ya da senin şu server'ından benim bu server'ıma emri, mesajı en hızlı ve buralarda artık saniyeler yavaş kalmaya başladı. Milisaniyeler seviyesinde. Onunla ilgili de herhalde slide'a dün baktım ama koymayı unuttum. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda 4 tane data center var ve herkes bu data center'la veri merkezlerini ismen biliyor. Hangi data center'da hangi borsanın serverları olduğunu da herkes biliyor. Ve herkes o data center'a server koymak için yarışıyor. Çünkü siz eğer o borsanın işlem sistemlerine erişecekseniz, oraya emir gönderecekseniz fiziksel olarak oraya yakın olmanız size avantaj sağlıyor artık çünkü ışık hızı limiti var. Fiber optik kablolarla falan oralara kadar erişilmiş durumda. Dolayısıyla mesela Chicago'da bir data center'la New York'taki bir data center'a erişmeye kalktığınızda aradaki böyle birkaç milisaniyelik latency bile artık insanlara yavaş gelmeye başladı. Böyle bir yarış başladı. Ha bunun tabii ki temelleri dediğim gibi 2006'larda atılıyor. Bunun sonucunda yine borsalarda bir iş modeli değişti. Ne oldu? Mesela bizim bu binada kendi serverlarımız, işte eski veri merkezimizde duruyor. Belki biliyorsunuzdur, geçen hafta da yeni veri merkezimizin lansmanını yaptık. Son model teknolojilerle donatılmış. Orada biz kendi önce serverlarımızı oraya koyacağız. Daha sonra o server, o veri merkezinde hosting yapmak için onun da bir özel adı var, colocation aslında. Bizim serverların birkaç metre uzağında isteyen üyelerimize server koyma izni vereceğiz. Ki emirleri bize çok hızlı gönderebilsinler. Artık hani neredeyse sub microsecond, milliseconds'larda, microseconds'larda bizimle konuşabilsinler diye böyle bir business modeli çıkmaya başladı. Daha sonra işte proximity servisler denilen mümkün olduğunca işlem yaptığınız sistemlere yakın data, kendi serverlarınızı koyma konusunda borsalar servisler vermeye başladı. Mesela New York Stock Exchange
herhalde 150 milyon dolar falan gibi bir yatırımla işte Manhattan'ın 20 kilometre falan batısında bir yerde bir data, 4 futbol sahası büyüklüğünde bir data center yaptı. Ki ben orayı ziyaret ettim, böyle çok güvenlik şeyleri falan çok fazla. Ve buna benzer yatırımlar, Chicago Merchant Exchange aynı şekilde yine 100 plus milyon dolarlarla yaparak bir veri merkezi yapmaya çalıştı. Öncelikle tabii kendi ihtiyacı için yapıyor ama bir sonraki hedefte onu satmak. Ve gayet de güzel oradan paralar kazanıyorlar. Çünkü bir hosting ücreti alıyorlar, bir de oradan gelecek emirlerden bir komisyon alıyorlar. Ve bir de veri yayınından birazdan geleceğim. Aslında sadece borsaların gelirleri trading'de artık sınırlı kalmıyor. Başka yani vertical integration veya horizontal integration diyebileceğimiz alanlara girmeye başladılar. Sonrasında 2010'lara doğru bu özellikle işte colocation, high frequency trading, algoritmik trading'le beraber risk yönetimi bir anlamda sorun olmaya başladı. Yani bu kadar güzel, hızlı geliyorsun da sen piyasanın o zaman birilerinin acaba kandırmaya mı çalışıyorsun? Yani emirleri bilgisayar algoritmalar aracılığıyla yaparak özellikle küçük yatırımcıları zor duruma mı düşürüyorsun diye regülatörler kurallar çıkarmaya başladı ve gözetim konusunda, surveillance konusunda borsaları ve bu trading menüleri tabiri caizse sıkıştırmaya başladı ve bununla ilgili kurallar koymaya başladı. Hatta şu anda Avrupa Birliği'nin bu regülasyondan sorumlu emir miydi veya ESMA mıydı? Regülatörler HFT tradingleri 500 milisaniye bekletme falan gibi böyle garip kararlar almaya çalışıyorlar. Bu tabii piyasanın dinamiklerini çok değiştirecek bir şey. Daha sonrasında da ekosistemler 2011 sonrasında oluşmaya başladı. Bu da yine borsaların değişik business model, işte karlılık arayışlarının bir sonucu. Burada da kendi networklarını oluşturma. Mesela New York Stock Exchange'in Safety, SFTI diye bir network'u var. Diyor ki sen bu Safety'ye üye olursan otomatik olarak ben sana işte 20 tane borsanın veri yayınını ve emir iletimini otomatik olarak sadece bir bağlantıyla almış olacaksın şeklinde servisler vermeye başladılar. Bu da işte ekosistem, capital market community şeklinde ifade edilebilecek bir şey. Yani teknolojik taraflarına çok girmiyorum bunların ama bu gerçekten paradigma değişikliği ve teknolojik yatırımları fazlasıyla olan değişimlerdi. Şimdi geri tekrar şuraya dönersek. Az önce bahsettiğim o tarihsel değişimler, dönüşümler, paradigma dönüşümleri sonucunda öyle bir duruma geldi ki borsaların birçoğu alıp satıp komisyonlarından çok para kazanamaz hale geldiler. Ve bunu yani o tabii ki ana işleri ama onun haricinde de nerelerden para kazanabiliriz, ne tür business modeller, iş modeller üretebiliriz diye yoğun şekilde kafa yormaya başladılar ve bunun sonucu olarak da az önce söylediğim o farklı farklı alanlara girmeye başladılar. Ve konsept olarak da teknoloji kullanan bir borsa değil de acaba borsacılık faaliyeti yapan teknoloji şirketi gibi bir konsept ortaya çıktı. Ya bu gerçekten böyle tartışma götürür bir konu. Çünkü Nasdaq bizim de stratejik ortaklık yaptığımız bir dünya çapındaki herhalde 3 borsadan 4 borsadan birisidir. Örnek olarak 28 Şubat'tı galiba yayınladıkları 2013 yılının son çeyreğine ait finansal tablolarından örnek buraya copy paste ettim. Information Services dedikleri o kendi segmentasyonlarını kendileri yapıyorlar tabii. Market Data ve Index Licensing ve Servis dedikleri alandan getirileri, revenue'ları toplam revenue'nin %21'i. Teknoloji Solution dedikleri Corporate Solution ve Market Technology ki bu Market Technology asıl teknoloji satan başka borsalara bizim de iş yaptığımız birim. %29'u yani ikisini toplarsanız %50'si. Bunların hiçbirisi alım satım yapılan komisyonlardan kazandıkları para değil. Tamamen teknolojinin de hızlandırmasıyla veya yardım etmesiyle farklı alanlarda oluşturdukları business modellerinden kazandıkları revenue'nun bir ölçeği. Onun için hani paradigma kesinlikle değişiyor. Buradan bizim Borsa İstanbul'la ilgili birkaç istatistik paylaşmak istedim. Dediğim gibi 2,5 senedir biz Borsa İstanbul olarak büyük bir dönüşüm
dönüşümün içerisindeyiz. Hani bunun nerelerde bu dönüşüm özellikle teknolojiye dokunan, teknolojiyle ilgili olduğunu düşündüğümüz alanları birazcık hızlıca paylaşayım istedim. Bizim KPI'lerimizden, hani borsacılık dünyasının KPI'lerinden bir tanesi latency, yani emir iletim hızı. Emri sizin sınırlarınız içerisinde işlem sisteminize gelişi, işlenmesi ve cevap verişi. Genelde bunu sizin gateway'inizden giriş ve çıkış olarak ölçerler. Bizim 2012 Ocak'ta yaklaşık 50 milisaniyeydi değil mi Hakkı Bey? Herhalde yanlış hatırlamıyorum. 50 milisaniyeydi 2012'nin başlarında. Bunu biz daha sonra değişik projelerle, değişik yaptığımız adımlarla şu bugün itibariyle 1 milisaniyeye kadar indirdik. Ama dünyada şu anda pazarlanan sistemlerdeki bu rakam 37 mikrosaniye. 37 mikrosaniye. Tabii bu rakama ulaşmak için bazı optimizasyonlar yapıyorsunuz. Ne gibi? Gelen giden emirdeki field sayısı sadece 3 tane. Yani gelen mesajda 3 tane field var. Ne var? Hisse senedi adı var, kodu var. Quantity var, yani miktar var. Alım mı satım mı olduğuna dair var. Onun haricindeki her şey işte port numarasıyla, ID numarasıyla, session ID'siyle falan tespit ediliyor. Bizim hedefimiz inşallah Nasdaq'la yaptığımız işbirliği ve onların teknolojisini implement ettikten sonra 100 mikrosaniye seviyelerine inmek. Bu dediğim gibi yani borsacılık alanında teknolojiyle ilgili KPI'lerden bir tanesi. Diğer KPI'miz ise emir işleme kapasitesi. Yani sizin merkezdeki işlem sisteminizin, trading sisteminizin saniyede işleyebileceği emir sayısı. Throughput İngilizce deyimiyle. Bu yine Ocak ayında, 2012 Ocak ayında 2500 emir bölü saniyeydi. Bugün itibariyle 5000 emir bölü saniyeyi destekliyoruz. Hisse senedi bu arada bu istatistiklerimiz. Ama diğer piyasalarımız da buna çok benzer istatistikler gösteriyorlar. 5000 emir bölü saniyeyi işleyebiliyoruz. İşte yeni bir statüsün yeni bir modelini aldık. 8 CPU'lu, 12 CPU'lu var. Gerekirse onu alabiliriz. Nasdaq sonrası hedefimiz 30.000 emir bölü saniyeye çıkmak. Dolayısıyla da bu alandaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Üyelerin bağlantı hızı 2012 Ocak'ta 1 megabit ve bakır üzerineydi ve herkes 1 megabitle gelebiliyordu. Orada Başkan Bey'in, gelen müdür beyimizin şöyle bir ifadesi var. Dünyanın en sosyalist borsasıyız gibi bir ifadesi vardı başlangıçta. Yani herkes aynı hızla gelsin şeklinde bir yaklaşım o günlerde. Şu anda biraz liberalleştik ve 5 megabite kadar fiber hatlar üzerinden gelmeye izin veriyoruz. Hala 1 megabitte gelmek isteyenler de var. Onlara da izin veriyoruz. Herkes 5, çünkü onun belli bir maliyeti var muhakkak. Onu katlanmak istemeyenler. Nasdaq sonrası bu herhalde Nasdaq yazılımla direkt ilgili bir şey değil. Türk Telekom ve diğer operatörlerimizin o bandwidth'i arttırma hızıyla ilgili. Veya daha farklı mesela colocation gibi hizmetler verirsek zaten bize local area'dan bağlanacaklar. Orada zaten 100 megabitler seviyesinde bize emir gönderme ve erişim fırsatı olacak. Emir iletim protokolü 2002 yılında demiştim biz ilk olarak elektronik emir almaya başladık. O yıllarda kendimize özel proprietary bir protokol geliştirmişiz. Adına da Express API demişiz. Geçtiğimiz Ekim ayından beri pay piyasasında FIX adı verilen dünya standartları Financial Information Exchange Protocol diye geçiyor. FIX ile erişime izin veriyoruz. Bunun altyapısını, yazılımını hazırladık. Ve az önce bahsettiğim aslında latency ile bu FIX'in de ilgisi var. FIX ile beraber. Onun haricinde diğer detayları, veri merkezi yaptık demiştim. Bununla ilgili hayata geçirdik. 1500 metrekarelik de yerimiz var hazır. Onu yapımını da belki önümüzdeki sene tekrar ihtiyaçlara göre hızlandırabileceğiz. Veri yayın protokolümüz daha önce proprietary'ydi. Bugün itibariyle ek olarak Nasdaq'ın iç protokolüyle datayı verebiliyoruz. Nasdaq'la olan çalışma sonrası da Nasdaq'ın TIP adı altındaki bir veri yayın protokolünü de kullanacağız. Olağanüstü durum merkezi olarak da Ankara'daki Türk Telekom'dan aldığımız yerde hizmet veriyoruz. Burada da yine değişik istatistikler var. Bunların üzerinden de çok gitmeyeyim. Merak edenlere bunu daha sonra dağıtabiliriz. Az önce bahsettiğim.
Son olarak da, son slide. Son olarak da Borsa İstanbul ve Nasdaq arasında yapılan stratejik ortaklıkla ilgili birkaç cümle etmek istiyorum. Şimdi öncelikle biz stratejik ortaklık kavramını birazcık ben açıklamak istiyorum. Biz aslında teknolojimizi değiştirmek için daha farklı birkaç metot izleyebilirdik, ne yapabilirdik? Kendimiz yazabilirdik, 10 sene sürerdi. Veya bir teknoloji, sadece bir teknoloji şirketinden alabilirdik. Ama o zaman borsacılık konusunda çok fazla fırsat olmayabilirdi. Veya bir teknoloji şirketini satın alabilirdik. Londra borsasının yaptığı gibi. Onlar Sri Lankalı Millennium IT adında bir şirketi satın alıp onun sistemini kullandılar. Biz dördüncü bir yolu seçtik. Nedir? Stratejik ortak alalım kendimize ama teknolojisi olan bir borsadan alalım dedik ve seçim sonrasında Nasdaq bizim şartlarımıza en uygun borsa olarak karşımıza çıktı. Stratejik ortak diyoruz çünkü %5 hisse senedimizi, bizim Borsa İstanbul'un %5'ini Nasdaq'a verdik. Yani onlar da bizim ortağımızlar, bir anlamda ellerini taşın altına sokmuş oluyorlar. Nasdaq'la 4 tane program yürütüyoruz biz. Bunlar 3 sene yoğun sürecek, daha sonrasında da bazı aşamalarda devam edecek. Bir tanesi teknolojik dönüşüm programı. Açıklaması en kolay olan bu. Nasdaq'ın 6-7 tane ürünü var. Trading, clearing, işte surveillance, risk yönetimi şeklinde giden veri yayını. Onları alacağız. 2,5 senelik, 2 fazla bir takvimle Borsa İstanbul Takas Bank kısmen de MKK ortamına bunları deploy edeceğiz ve kullanmaya başlayacağız. Borsa danışmanlık programı yürütüyoruz. Business Advisory, aslında bunun tam İngilizcesi. Burada Nasdaq'ın borsacılık konusundaki süreçlerini, bazı işleri nasıl yaptığına dair Nasdaq'tan danışmanlıklar alıyoruz. Bunun alt yaklaşık 20-30 civarında küçük küçük çalışma grupları ve projeler çıktı. Onları 3 sene boyunca sürdüreceğiz. Ortak iş alanları programı dedim, Business Collaboration İngilizcesi. Nasdaq'la beraber nasıl, ne tür işler yapabiliriz? Onların yurt dışında pazarladıkları farklı ürünler var, onları Türkiye'de pazarlayabilir miyiz? Veya çevre ülkelerde ortak neler yapabiliriz şeklinde. Bu arada stratejik ortaklığın diğer bir maddesi de 25 tane ülkeye Nasdaq ürünlerini satma hakkı satın aldık. İnşallah o alanda da aktif olmayı istiyoruz. Dördüncü programımız da bilgi transfer programı. Aslında diğer üçüyle kesişiyor veya dikey olarak hani bir matris gibi düşünülebilir. Knowledge Transfer adı altında. Burada Nasdaq kendi programlarını kullanmayı ve kaynak kodunun da bir kısmını bizimle paylaşacak. Öğreneceğiz ve ondan sonra kendi kendimize yeterli hale geleceğiz. Ve bunun için de proje süresince belli adımlar yaptık. Bir mentee programı yaptık ve bugün itibarıyla Nasdaq'ın 3 tane merkezinde 35 tane yazılımcımız onların projelerinin parçası olarak çalışıyor. İnşallah onlar öğrenecekler, programları alıp buraya getirecekler ve biz de kullanacağız. Şimdilik bu kadar. Bilmiyorum, soru faslına sonra mı geçeceğiz Halil Bey? Peki, teşekkür ediyorum. Sağ olun.